Hepinize merhaba arkadaşlar. 13 Temmuz Pazartesi bülteniyle sizlerle birlikteyim. Pazar günden çıktık. Biraz zor çıktık açıkçası. Yani hani şöyle bir istatistik, tabii 9 gündür kazanıyorduk. İlla kaybederiz. Ondan normal bir şey yok da. Benim bir 6 aylık istatistiğim vardı. Daha doğrusu yayınları başladığımdan bir yana. Onu da bugün götürdü. Yani nasıl oldu bu? Ben ikili, üçlü ve dörtlü yapmış olduğum kombinlerde 6 aydan bu yana bir kuponda tek maç dışında yatmamıştım arkadaşlar. Sistemleri dahil etmiyorum tabii, böyle 2.5 tek maç olarak 2.5-3 daha verdiğimiz maçlara. Yapmış olduğum kombinlerde tek maç dışında hiç yatmamıştım. Ama bugün aldığımız iki maçın ikisi de bizim adımıza şanssızlıkla sonuçlandı. Ama hani diyorum, bazen olacak arkadaşlar. Bazen üst verdiğimiz maçta 3 pozisyon olur geliyorsa, bazen çok pozisyon çıkar, goller olmaz. Beklediğimiz pozisyonları değerlendiremez futbolcular. O yüzden gelmeyebilir. Bunlar hep var. Tabii yani 9 günlük benim üzerinde de baskıydı açıkçası. Her gün kazanacağız, her gün buradan tüm maçlarımız gelecek diye bu durum yok arkadaşlar. Özellikle bu bilinçle oynamanızı kazandığımız zamanlarda fazlasıyla vurguluyordum. Şimdi bir kez daha vurgulayacağım. Yani nitekim görmüş olduğunuz da arkadaşlar futbolda var. Mesela Ankara Gücü Galatasaray maçı. Ankara Gücü Galatasaray 3 tane de gol atabilirdi. Galatasaray'a bakıyorsun. Galatasaray'ın zaten 1 ya da 2 gol atması atacağı ilk gole bağlı yani. Birinci gol gelse ikinci gol mutlaka gelirdi. Çünkü Ankara Gücü tüm riskleri alıp oynayacaktı o maçta. İşte direkten dönen frikten top var. Belhanda'nın kaçırdığı boş pozisyon falan var ama yani hani bunlara bağlamıyoruz işi. Olur mu olur, Galatasaray zaten birçok eksiğiyle gitti ama biz her şeye rağmen, mesela hangi maçın oynadığı futbol, Trabzon karşısında kırmızı kart görürseye kadar oynadığı futbol hep bize bir yani pozitif enerji verdi. Yani Galatasaray bu kadar kötü görmedik açıkçası. Biz de analiz ve izlediğimiz maçlar dolusunda yorum yapıyoruz. Ama tabii maç içerisinde gelişebilecek olaylara da müdahale edemiyoruz. Elimizden gelse direkten dönmez. Biraz daha biz falso verdik. O gol de atardık kuponlarımız gelsin diye ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet, şimdi bakacak ol. Bu arada diğer kuponundan bahsetmiyorum. Napoli Milan maçı var. Hani o da gelmedi falan demiyorum. Onda karşı gol var dedik ama videoyu size biraz daha erkene yerli ilk kuponumuz yattığından dolayı özellikle erken çekebilmek adına bu maç ne oldu ne bitti bilmiyorum. Evet, yine aramıza birçok destekçimiz gelmiş ama destekçiler önce son video yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlardan dolayı tabii ki herkese fazlasıyla teşekkür ederim. Yine arkadaşlar, bu desteklerinizi bekliyoruz her zaman için. Destekçi olarak da katıl butonuyla aramıza gelenler, son bir günde yine söyleyelim isimlerini çok teşekkür ederekten: Yakup, Yavuz, Fatih Köse, Mesut Karagöz, Tayfun Bey ve Zeki Demirci destek 3 paketiyle kanalımıza desteklerini göndermişler. Tekrar tekrar teşekkür ederekten önümüzdeki bültene bakalım, hangi maçları aldık, hangi maçlara odaklandık. Evet arkadaşlar, birçok etmen var. Yani hani bunu söyleyelim, mesela sıcak havanın olması, 3 güne maçların olması vesaire, bunlar hep futbola etki eden şeylerdir. Mesela yine burada bir Malatya'da oynanacak sıcak havada maç, yine Denizli'de oynanacak sıcak havada maç. Ama tabii ki de bir şekilde bunlara bir yorum yapmak zorundayız, tahmin yapmak zorundayız. Neler olabilir, neler bitebilir diye baktığımızda, şimdi Malatya Beşiktaş maçını ele almak istedim. Evet, Beşiktaş Sergen Yalçın'ın takımı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmayan, pes etmeyen, pozisyonlara giren, girdiği pozisyonları değerlendirmeye çalışan ve değerlendiren gençlere yine yatırım yapan ve özellikle önümüzdeki senenin temellerini şimdiden atıyorlar. Ben açıkçası Beşiktaş'ı bu süreçte beğeniyorum diyebilirim. Önümüzdeki sezonda önemli işler başarabileceğini düşünüyorum. Nasıl yine Kasımpaşa maçında son dakikaya kadar bu inancı yitirmedilerse, mesela bunu bir Galatasaray'dan bugün göremedik açıkçası. Yani tamam, pozisyona girmişsin etmişsin vesaire ama o inanç, o motive, o şey kaybolmuştu. Bu 11'deki sakatlık cezalı değil. Sen oraya PAF takımından 11 adam çıkarırsın ama bir inanmışlık görürsün, yani maça odaklanma görürsün ya da bir motive görürsün takımda. Ben Beşiktaş'ta bunu görüyorum. Bunun da mutlaka Sergen Yalçın'ın etkileriyle oluştuğunu düşünüyorum ve inanıyorum bu yönde. Şimdi bu maça, yani ben Malatya'yı evet diyebilirsiniz, Sivas değindi, şu oldu bu oldu ama arkadaşlar, yani son izlediğim Malatya'da bana mesela Sivas karşısında akıllı oynadı. Yani akıllı oynadım, akıllı oynadı. Yani yapması gerekeni yaptı maç içerisinde. Yani illa zaten 11 kişiyle atak yapacak falan değil. Kendi yarı sahasına karşılayacak, bulabileceği hızlı hücumlarla da gol arayacaktı. Bunu yaptı. Şimdi Beşiktaş karşısında da hemen hemen aynı mantaliteyle oynayacak. Ama Beşiktaş'ın ben bir Sivas Spor gibi ya da başka bir takımla oynadığı maçlar gibi Malatya kalesinde girdiği pozisyonları, yakaladığı pozisyonları değerlendirebileceğini düşünüyorum. Hatta böyle 1.90'dan falan direkt Beşiktaş galibiyeti de alınabilir. Neden alınmasın diyorum. Ama ideal tercih açısından en azından Beşiktaş'ın yenilmeyeceğini Malatya karşısında düşünüyorum. Ve 0-2 bu kuponumuzda oynanabilir diyorum. 1.22 çifte şansı olarak değerlendirilebilir Beşiktaş'ın mağlup olmayacağı yönündeki tercihimiz. Şimdi Denizli-Trabzon maçına bakıyoruz. Ben demiştim, taraf bahisleri açısından şu saatten sonra Trabzon'u almam kuponlarıma. Ama şimdi bakıyorsun, Denizli artık küme düşmeyi yakından hisseden bir takım ki bunun öncesinde saat 18.30'da maçlar var. Küme düşme pozisyonu, özellikle bir Kayseri-Antep maçı falan var. Yine Rize'nin maçı var. Yani bu maç tabii bir Kayseri yendiğinde Denizli'nin motivesi falan daha farklı olacaktır bu maç. Onun hakkında bilmiyoruz. Oynanmadığı için şu anda Kayseri maçı nasıl geçebileceğini falan bilmiyoruz. Tehlikeli maç olduğundan dolayı bültenime de
almadım o maçı. Ama şimdi Trabzon maç başı itibariyle tabii beraber, yani onlar da o şampiyonluğu son ana kadar kovalayacaklar, matematiksel olarak kaybettikleri ana kadar bunun peşinden gidecekler. Trabzon maçları demek genelde gol demek arkadaşlar. Genelde pozisyon demek. Özellikle Trabzonspor biliyorsunuz girdiği pozisyonu değerlendiren bir takım. Ama şu 1-0 öne geçtikten sonra kendi yarı sahasında takımı karşılama oyunu bıraksalar aslında bir 2-3-4 farklı rakipleri atıp yani maçları rahat koparıp gidebilecekler diyor. Sene başından izleyip geldiğimiz son 3-4 haftaya kadar Trabzonspor hüviyetinden maalesef biraz daha uzaklaşmış görüyoruz onları. Yani bu sebeple bu maçta da öne geçebilirler. Öne geçerler de Denizli'yi kendi yarı sahasında beklerlerse gol değerler. Denizli de çünkü hani izlediğimiz maçlarda böyle çok fazla tutuk oynayan, çok fazla pozisyona giremeyen bir ekip falan değil. Gayet net pozisyon. Mesela bir Başakşehir karşısında bile ligin belki en zor gol yiyen takımlarından biri Başakşehir, ama o maçta da izlediğimiz Denizli Spor Başakşehir karşısında bile pozisyonlar buldu. Şimdi tabii küme düşme ihtimali de olduğundan dolayı biraz daha rahatlamak isteyecektir. 3 puan için tabi onlar için harika olur ama bir puana da hayır demezler bu maçta. Yenik duruma düşerlerse daha fazla da Trabzon'dan gol yiyebilirler. Ama şöyle bir durum var. 1-0 bu maçta ola ki Denizli Spor öne geçerse arkadaşlar, yani Trabzon Spor da Denizli'ye yakalanabilir böyle. Belki Denizli daha da fark açabilir, bilmiyorum. Yani en azından bu maçın 2.5 üste gidebilecek bir maç olarak görüyorum. Yani goller bekliyorum baştan. Belki Trabzon 3 atar tek. Belki 2-1 bir takımın taraf üstünlüğüyle sonuçlanır. Onları tabii öngöremiyoruz ama demiş olduğum gibi girilen pozisyonlar değerlendirilirse, kaleciye karşı karşıya kalınan pozisyonlar değerlendirilebilirse maçın üste taşınabileceğini düşünüyorum. Aklına mantığına yatanlar yine bu oranımızı değerlendirebilirler. Hiç de fena değil şu an için. 1.48 gibi oranı var bu maçın. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şöyle yapacağız. Bu iki maçı değerlendirmek isteyenler varsa yine 2'ye yakın bir oranımız var. Malatya Beşiktaş maçının 0-2 çifte şansıyla Denizli Trabzon maçının üstü. Hani burada bugünkü tüm tercihlerim bunlar olacak. Manchester United Southampton maçını da yorumunu şu şekilde yapacağım. Ama farklı kupon alternatiflerini burada önereceğim. Şimdi Manchester United'a bakıyorsunuz. Yani çok fazla anlatmaya gerek var mı? Son Bruno Fernandes'in performansını, Pogba'nın işte takıma tam anlamıyla motive olmasından sonra. Ama Southampton'da boş beleş bir takım. Kesinlikle değildir. Bu ligin sağlam top oynayan ekiplerinden bir tanesidir. Böyle büyük takımlara karşı falan da sürprizlerini görürüz genelde arkadaşlar. Ama hemen Premier Lig'deki hiçbir maç kolay olmadığını da söyleyebiliriz. Şimdi taraf bahis açısından 1.22 oran açmış Manchester United'a. Evet, yani son 3-4 maçlık performansına bakıyoruz. Bu maçı da kazanabilir. Bu maçtan da galip gelebilir. Handikap falan da yapabilir hatta ama ya açıkçası ben bu galibiyet gelecekse Manchester United'dan böyle en az 2 golle bu maçı galip gelebileceğini düşünüyorum. Maçta yine çok pozisyon izleyebileceğimiz maç olarak günün böyle tüm maçlarına baktığımda pozisyon ya da golli geçme aday maçlarından bir tanesinden bunu gördüğümden dolayı bu bülteni aldım ki oran da arıyoruz bunun yanında. Southampton'dan maçta bulabileceği böyle 2-3 pozisyonda Manchester United kalesinden bir gol çıkarabilir. Öyle bir takım, yani değerlendirebilen bir takım girdiği pozisyonları. Öyle bir maç olursa da belki 2-1'ler, 3-1'lerde bir Manchester United galibiyeti izleyebiliriz. Ya da bilmiyorum farklı sonuçlar olur mu, ya da 3-0 Manchester United galibiyeti izleriz. Ya belki sürprizler de çıkar bilmiyorum ama 3 gol olabileceğini bu maçta da öngördüm. Yani 2.5 üste taşınabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de futbol şansımızın illaki yanımızda olması lazım ki bu goller gelsin arkadaşlar. Ama maçlar genelde analiz ettiğim gibi geçer arkadaşlar. Bakın hem Denizli Trabzon maçı için söylüyorum bunu. Yani renkli, zevkli, heyecanlı mücadele izleyebileceğimizi öngörüyorum. Malatya Beşiktaş maçında yine çok fazla top hakim olan takımın Beşiktaş olacağını, çok fazla pozisyona Beşiktaş'ın girebileceğini düşünüyorum. Yine Manchester Southampton maçında çekişmeli bir maç izleyebileceğimizi düşünüyorum. Belki bir 15-20 dakika gol bile gelmeyebilir maçta ama siz sabredin arkadaşlar. Bir şekilde yani o pozisyonlara girilecektir. Ama dediğim gibi son vuruşların gelmesi, direklerden dönmesi, erken bir kırmızı kartın olması, penaltının kaçması maalesef bizim yapabileceğimiz şeyler değil. İmkanımız olsa bunu da yaparız yani, emin olun. Şimdi ne yapıyoruz? Değerlendirmek isteyenler, ilk iki tercih 2'ye yakın bir oranım olsun diyenler 0-2 Beşiktaş'ın çifte şansıyla Denizli Trabzon maçının üstünü alabilirler. Burada Manchester United Southampton maçında da 2.5 üstü bu kuponu ilave ettiğinizde şöyle bir olan oranla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada hemen bakayım bu notlarıma nasıl bir oranımız oluşmuştu şuradan. 2.62, 3'e yakın. Yani hani yurt dışından izleyen arkadaşların 3 civarıdır bu oran. Bu şekilde alabilirsiniz. Manchester United Southampton 2.5 üst, Denizli Trabzon 2.5 üst, Malatya Beşiktaş çift taşan. İstiyorsanız Manchester United maçını almayabilirsiniz. Ya da Trabzon maçını almayıp Manchester United 2.5 üst puanla oynayın. Ama benim kupon önerilerim bu şekilde. Yani siz kafanıza, aklınıza nasıl yatıyorsa o şekilde oynayın. Hani şunu da söyleyeyim. Ya bana bugün yazıyor oradan. Ya ben işte Fener'e çok güvenemiyorum. Oynamasam olur mu ya arkadaşlar? Ben matematik hocası değilim kimsenin burada yani. Ya da işte Cam hocası diyelim, hocam şunu yapsak caiz olurum falan. Arkadaşlar oynayın. Siz canınız nasıl istiyorsa. Yani siz
Benden çok daha iyi düşünen arkadaşlar var diye bu biraz da şeydir. İnanç mesela bir maça olan inancındır senin. Sen Fener'e güvenemiyorsun. Ben mesela Fener Sivas maçına ne dedim? Fener'e güvenemiyorum dedim. Ama Sivasspor'a hiç güvenemiyorum dedim. Yani son izlediğim 3 haftadır Sivasspor'a güvenip de 2 malıyım Fener karşısında ama futbol bu yani. Ya ama sen neye inanıyorsan, neyi destekliyorsan, ne düşünüyorsan, belki sen Fener'i hiç sevmiyorsundur. Fener'e bahis oynamayı sevmeyen birisindir. Hani 1-0 vermeyi istemiyorsundur. Niye? Fener'i sevmediğinden dolayı rakibine vermek istiyorsun. Böyle zevk alırsın. Yani böyleleri de var oynayan. Ya da işte aynen Denizli Trabzon maçındaki gibi sen belki Başakşehir taraftarısın. Şey, Denizli spor alsa işime gelir diyorsun. Denizli'ye 1-0 çifte şans oyna mesela. Yani ben bazen böyle yaparım. Çünkü biz bu işi kumar boyutuna taşımıyoruz. İşte işin suyunu çıkarmıyoruz. Büyütmüyoruz. Hayatımızın en önemli yerine koymuyoruz. Ne yapıyoruz? Maçları izlerken zevk almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Olayımız bu. Burada da bir program yapıyoruz. Herkes almak istediğini alıyor. Kimisi işte tercihlerimizden farklı şeyler çıkarır. Belki sohbetimiz, muhabbetimiz sevenler olur ki böyle olanları çok fazlasıyla görüyorum. Bana bugün Instagram'dan bile yazanlar var böyle esprili bir şekilde falan. Hani onlarla da sohbet, muhabbet ettiğimiz nereden baksan 20-25 kişi var sık sık. Yani amacımız bu. Yani bu birlikteliğimizi bu platform altında sporu seven kişi olarak devam ettirebilmek diyorum. Fazla da uzatmadan arkadaşlar yapmış olduğumuz analizler, yorumlar, tahminler bu şekilde olacak. Umarım yine güzel bir günü geride bırakmak ümidiyle. Her zaman diyorum hep kazanmamız yarın kazanacağımız anlamına gelmez. Ama kaybetmemiz de yarın kaybedeceğimiz anlamına gelmez. Kimi zaman kazanırız, kimi zaman kaybederiz. Önemli olan sağlığımıza bir şey olmasın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.